Kimyasal adım yeniden gündeme geldi. Cezaları daha da artıran adımları atacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Meclis tatile girdiği için yasalaşamamıştı ama ilk dönemde bu konuda yine kanunlaşacaktır. Son dönemde giderek artan cinsel istismar vakaları Türkiye'nin gündeminde. Yürekleri burkan son örnekse 8 yaşındaki Eylül'ün istismar edildiği iddiaları. Hükümetten peş peşe açıklamalar geldi. Önce hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül konuştu. Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız. Meclisimiz inşallah bu tasarıyı daha doğrusu teklif olacak bundan sonra. Bu teklifi hızla yasalaştıracaktır. Peki cinsel kastrasyon, yani bir diğer adıyla kimyasal adım uygulamasına ilişkin uzmanlar ne söyledi? Koruyucu ve önleyici tedbirlerin öncelikli olarak düşünülmesi gerekiyor. Bu da ne olur? İşte özellikle istismara açık çocukların kolay tespitini sağlayacak kurumlar, işte Aile Hekimliği gibi, Milli Eğitim Bakanlığı gibi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi bu tür kurumların işbirliği içinde çalışmasıyla olur. Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Üyesi Avukat Hilal Çelik, çocuklara yönelik cinsel istismarı önlemek için çocukların iyi bir eğitimden geçmesi gerektiğine dikkat çekti. Hem çocukların hem ailelerin bu tür suçlar konusunda etkili bir şekilde bilinçlendirilmesi ve eğitilmeleri yoluyla olur. Uzmanlar çocuklara yönelik cinsel istismarla mücadelenin eğitimle mümkün olabileceğini söylüyor. Peki yurttaşlar neler söyleyecek? Devletin çocuk istismarı ile ilgili daha kesin çözümler alması lazım. Diğer ülkelerde de uygulanıyor ama bu yeterli değil. Bizim ülkemizde de bence bu sorun eğitimle çözülebilir. Cezayı vermek kolay. Asıl olan iyi vatandaş yetiştirmek. Ülkeye onun için de ben doğru bulmuyorum. Tek kişilik hücrelerdi. Ömür boyu hiç güneş görmesinler. Hiç ziyaretçi yasağı. Öyle ömür boyu sürsün.